Sayın seyirciler, Sakarya'da minibüsüne yolcu olarak binen 22 yaşındaki üniversiteli kıza tecavüze kalkıştı. Tacizcinin daha önce de kendisini savcı olarak tanıtarak hamile bir kadını 230 bin lira dolandırdığı ve bunu da sosyal medyadan bir marifetmiş gibi paylaştığı ortaya çıktı. Üstelik o yüzsüz sapık daha 8 gün önce cezaevinden çıkmıştı. Peki genç kız nasıl kurtuldu? Orada neler yaşandı? O da haberimizde. Benim kızımın ölüsü gelebilirdi. İşte böyle anlattı biricik kızının yaşadıklarını. Her anı korkunç, her anı ürkütücüydü. Üniversite öğrencisini taciz eden o minibüs şoförü aynı zamanda dolandırıcı çıktı. Arabanın içinde, minibüsün içinde. Benim çocuğumun elini kolunu böyle bağlamış. Ağzının üstüne basmış. Emellerini gerçekleştirebilmek için. İstanbul'da üniversite okuyan genç kız ailesiyle vakit geçirmek için geldiği Sakarya'da minibüse bindi. Tek yolcu oydu. Şoför Yunus Emre Parkı'na geldiklerinde aracı durdurup kapıları kapattı. Minibüs şoförüyle arabayı kapıyı kilitlemiş, ışıkları söndürmüş. Emellerini alet etmek için benim kızım mücadele ediyor. İddialar korkunçtu. Plastik kelepçeyle elleri bağlanan genç kız bağırmaya başlayınca tacizci şoför onu dövmeye başladı. Benim kızım elinde termosu vardı. Ağır bir şey camlara vurmuş, bağırmış, çağırmış. Hiçbir insan tepki vermez mi ya? Psikoloji okuyan genç kız gözü dönen minibüs sürücüsünü aldığı eğitimler sayesinde sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğun psikolojiyi okuduğu için onu terapi etmeye çalışmış. Yapma demiş, senin annen yok mu, bacın yok mu, kardeşin yok mu, neden yapıyorsun? Kuvvetin bana mı yetiyor demiş. Sonra bir fırsatını bulan genç kız önce ellerini kurtardı, ardından minibüsten inip kaçmayı başardı. Durumu ailesine anlatınca birlikte karakola gidip şikayetçi oldular. Polis kısa sürede o minibüsü bulup tacizci şoförü gözaltına aldı. Benim kızımın ölüsü gelebilirdi. Tacizcinin 8 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi. 30 suç kaydı bulunan tacizcinin kendisini savcı olarak tanıtıp hamile bir kadını dolandırdı ve bunu marifetmiş gibi sosyal medyasından hamile kadını 230 bin TL dolandırdım. Eşimle keyifli yiyoruz notuyla paylaştığı ortaya çıktı. O olaydan sonra kısa sürede serbest bırakılan tacizci genç kıza vahşeti yaşattı. Ben şu anda psikolojik destek alacağım. Alsam ne olur? Bu beynimdeki iki saat için hayatımdan ömrümü götürdü. Ölsem bundan iyiydi. Genç kızı evinde ziyaret eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, minibüsün trafikten men edildiğini açıkladı. Kentteki minibüslerin cam filmlerinin de sökümüne başlandı. Dolandırıcı tacizci Serdar ise tekrar tutuklanıp cezaevine gönderildi.